Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Aslında konuya farklı başlayacaktım ama şu anda Türkiye'yi gezdiğimiz zaman Allah'ım benim ömrümden al Recep Tayyip Erdoğan'a ver diyenler battaniyenin altında tir tir titriyor. Ve hepsi çok pişman, bunu bilin. Hepsi çok pişman. Değerli arkadaşlar, şimdi 15 gündür özellikle elektrik zamlarından sonra nükleer enerjiye karşı çıkan, nükleer santrale karşı çıkan herkese hain ilan ediyorsunuz. Oysa Sinop'ta, Mersin'de o çiftçiler, o köylüler, o vatandaşlar günlerce eylem yaptı. Daha temiz bir Türkiye, daha güvenli bir Türkiye, daha güvenli bir topraklar için bunu istedi. Şimdi enerji vesayeti diyorsunuz. Enerji vesayeti diyorsunuz. Bakın, bunu diyen gruba sormak isterim. Bakalım Mersin'deki nükleer santral ne kadar yerli ve milli? Ne kadar? Siz benim topraklarımda Rusya'ya arazi vereceksiniz. Verdikten sonra Rusya bir şirket kuracak, %100 hissesinin sahibi olacak. O Ruslar 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl geçse de her şekilde o hissenin %51'ine sahip olacaklar. Ve yerli ve milli arkadaşlarım, 15 yıl boyunca kilowatt saatini 12.35 sente alım garantisi vereceksiniz. Ya yerli ve millilere bakın. Kendi topraklarında hangi ülkeye bu imtiyazları bir iktidar verir? Yazık değil mi? Yazık değil mi? Kim Ruslar? İki, iş kazaları oluyor. Dinamit patlatıyorlar, evler yıkılma noktasına geliyor. İşçiler ölüyor. İşçileri Rus şirketin korumaları darp ediyor, Türk işçileri. Kapıya gidiyoruz. Milletvekillerini tesislere sokmuyorlar. Bundan utanmıyor musunuz? Nereniz yerli ve milli sizin? Siz yerli ve milli bir cümle söylediğiniz zaman, beyefendi, siz yerli ve milli dediğiniz zaman ya bir şirkete garanti veriyorsunuz, ya bir ülkeye garanti veriyorsunuz. Ya Cahit Özkan, senin de ne kadar yerli ve milli olduğunu Fenerbahçe Ordu evinde FETÖ'ye yaptığın işaretlerden gördük. Sen ne kadar yerli ve millisin? Sen bu ülkenin askerini orada FETÖ'ye ihbar etmiş bir adamsın. Bırak. Tek farkın ne? O zaman bıyıksızdın, şimdi bıyıklısın. Hiçbir farkın yok. Aynı adam. O yüzden sen sorularıma cevap ver. Bu anlaşma doğru değil mi? Siz Ruslara bu imtiyazları vermediniz mi? Sinop'ta vermediniz mi? Neyi konuşuyorsun? Neyi anlatıyorsun sen? Neyi anlatıyorsun? Seni görmemek için aslında böyle konuşmak zorundayım. Böyle şey olur mu? Bir dakika. Sayın Başkanım. Sayın Özkan. Bir dakika dediniz. Uzatacağım. Süremi verirseniz sevinirim. Başkanım o güç var. Şahsileştirmeyiniz. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada olay çıkacak. Buyurun. Şimdi arkadaşlar benim söylediklerimin hepsi sözleşmede vardır. Sen bana vatan, millet, bayrak gibi kavramları anlatma. Sizin vatan anlayışınızı, bayrak anlayışınızı Ruslara vermiş olduğunuz imtiyazlardan görüyoruz. Çünkü bu söylediklerin yalandı. Elektrik garantisi vermedik de. Topraklarımı vermedim de. Söyle. Evet. Biz temiz enerji istiyoruz. Biz kirli enerji istemiyoruz. Biz Rusların topraklarımızda bu konuda söz sahibi olmasını istemiyoruz. Burada yanlış bir şey yok. Yok. Sen bu gruplardan, bu muhalefetten, bu halktan korkmuyorsun. Rusya'dan korkuyorsun. Olur mu böyle bir şey? Ne hakla veriyorsun? Ne hak? Bir de buna itiraz ediyorsun. Ya başkanım, adam konuşmayı gerçekten... Bir dakika. Bir dakika, ben size vereceğim, size buyurun devam edin. Şimdi bu laf atmaya devam ettiğiniz için arkadaşıma buyur bir dakika daha veriyorum.
Sayın Başarı siz de tamam. Meclise hitap Sayın Başkanım ben meclise bak meclise konuşuyorum. Ama bir grup başkan vekili benim söylediğim hiçbir şeyde yanlış yok. Ben sözleşmeyi söylüyorum. Ben sözleşmeyi anlatıyorum. Rusya'ya verilen imtiyazları anlatıyorum. Beyefendi oradan dır. Yani sabahtan beri konuşuyor. Böyle olur mu? Siz grup başkan vekili misiniz? Yoksa burada bizi mi trollüyorsunuz? Ha bak o da oradan çıktı. Yani kadrolu fotocular. Böyle olur mu? Allah Allah. Yani ya. Sayın beyefendi. Beyefendi. Dır diyorum. Aynen de öyle. Onun söyledikleri benim için odur. Bu ülkede milli kelimesini, ordu kelimesini, vatan kelimesini bana göre en son ağzına alacak adam odur. Onun milli karakterini biz Fenerbahçe Ordu evinde gördük.